bir katman var. Onun üzerinden tekrar akan bir dere var. Bu yapılan fore kazıp çalışmalarının sırasında iki tane fore kazıp içine düşmüş ve gitmiş. Bunun üzerine tedbir alarak yeniden başka tür çalışmalar yapmışlar. Evet, bu dün de televizyonlarda hayır 450 milyon dolar harcadık, 801 milyon dolar dediler ama biz bunu yaklaşık bir yıla yakın bir zamanda belediyenin web sayfasında bu linkten kuruş kuruş harcanan paraları gösterdik, kamuoyuyla paylaştık. Hasarı da aynı şekilde. Hangi buradaki makinenin ne kadar maliyetle çalışacağını vatandaşa göstereceğiz. Yani buna vatandaş karar verecek. Kalem kalem burada yazılıdır. 450 milyon dolar az para mıdır? Yani biraz sonra sunumda var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapılmış. 800 milyon dolara 6.4 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılıyor. Ve güncel değeri 14 milyar. Bir seferliğine 26 milyon 400 bin lira teminat alınmıştı. Bunu da değiştirmeye kalktırmıştı. Sahte bir mektup vermeye çalıştı. Biz razı olmadık. Ve en sonunda bunu tahsil ettik. Yıllık elde edecek bilet gelirinden %3'ü belediye verilecek. Çalışmadığı için ne geldi ne gitti açıkçası. Onu da bilmiyorum. Ve teminat da alınmadı. Ve kimse tutmadı. Şimdi böyle televizyonlara çıkıyorlar diyorlar. Çok mucizeli. Sizin vizyonunuz yok. Tamam. Şimdi bunu bir defa bütün dünyada yapanlar belediyeler, kamu değil. Bunu özel şirketler yapıyor. Teşebbüsler yapıyor. Neden? Buradan para kazanmayı hedefliyor. Bunun rahatı biz daha geçmişinde hatırlıyoruz. Sayın Genel Başkanım Ankara Parkı yeri 3-4 defa dolaştı. Başkaları şuraya yapacağız dediler. Birileri gitti oradan gayrimenkul satın aldı. Orada olmadı buraya yapacağız dediler. Herkes oraya uçuştu oralardan gayrimenkuller alındı filan. Ve burası yapıldıktan sonra işte 6 sefer ihaleye çıktı Mustafa Kuna döneminde. 6 kez hiç kimse girmedi. Yani para kazanacak, rantal bir yatırım olsaydı iş dünyası yan yana gelir bu kadar 14 milyar paranın gömüldüğü yere herhalde birbirleriyle yarışırlardı. Hiç kimse orada olmadı. 6. ihalenin sonunda tuttu. Kim tuttu biliyor musunuz? Çin'den bu dinozorları ithal eden firma tuttu. Herhalde biraz metozları tuttular. Çünkü o kadar oradan ithal ettiniz. Para kazandınız. Çalıştıracak kimseyi bulamıyoruz diye. Ve bunlarla ilgili yapılan ihaleleri hepsini savcılığa verdi. Bu konuda da Ankara halkı kuruşlarının peşinde olacağınızı bilmesini istiyorum. Şöyle, Çin'de şirket kurulmuş ama devlet şirketi olduğu için biraz para yatırdığınız zaman bütün bilgileri veriyorlar. A, B ve eşi var. A, B'ye, B eşine satmış, eşi de buraya satmış. Yani şu anda hala benzer dinozorların Çin'de kaç liraya satıldığını merak eden herkes bugünkü fiyatını dahi Çin'den görebilir. Çünkü tamamı devlet firması. Yani özel firma olmadığı için yanlış bir şey oradan çıkmayacak. Bir yıllık sigorta yapılmış. Bir yılda geçtiği için bu sigortadan da para alma imkanımız yok. O biraz önce bahsettiğimiz 111 milyonun detayı ki o günlerdeki tespiti biz sadece dışarılarda yapabildik. Görünen aksamlarda yapabildik. Elektrik borcu dahil değil. Bu teleferiklerden bahsetmek istiyorum. Dün Sözcü gazetesi bunu manşet yaptı. Bir siyasi partinin il başkan yardımcısı almış ihaleyi. 97 milyon 746 milyon o günün parasıyla bugünün parasıyla dolar üzerinde çünkü alınan malzemeler de teleferikli yurt dışından geldiği için 776 milyon lira. Teleferik sisteminin yarısı bile tamamlanmadan paranın %76'sı ödendi. Zaten 500 küsur günde bitirecekken bunu 240 gün daha uzatmışlar. Bir türlü bitmemiş. Teleferiğin hiçbir parçası yok. Ve şartnameye yanlış hatırlamıyorsam sonradan %90'ı ödenir diye şey koymuşlar zaten. Şartnameye kayıt koymuşlar. Ve bunu Mustafa Tuna şikayet etmiş. Şimdi Mustafa Tuna'ya da saldırıyorlar. O şikayet etmiş. Tahkikat devam ederken biz görevi devam ettik. Devam ettirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı ve sorunlar hakkında. Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturmaya izin vermediler ama diğerler hakkında soruşturmaya izin Danıştay'dan çıktı ve devam ediyor. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın izni bilgisi olmadan bu kadar ihalenin verilip verilemeyeceği konusunda Ankara halkının takdirine bırakıyorum. Bu teleferiği buradan alıp firmayla görüştük. Sayın Genel Başkanım, acaba Hacı Bayram
Ankara Kalesi ve Hıdırık Tepesi arasında bir link yapabilir miyiz? Çünkü en fazla turist oralara gidecek diye. Birkaç defa görüşme yaptık. Yani en azından bunu da değerlendirildi. Ama henüz sonuç alamadık. Ve Anka Park'ta yapılan bu Çin'den gelen mallarla ve bir kısmını çünkü belediye şirketleri üzerinden yapmışlar. Bu ekranda gördüğünüz suçlardan dolayı kamu zararı nedeniyle tek tek hepsini de savcılığa intikal ettirildi. Bunların hepsini teftiş ve bir de kişiler tespit ederek intikal ettirdi. Bir buçuk yılda bizim Ankara güvenlik burada birkaç hırsızlık olduğunu duyduktan sonra ki muhtemelen içerideki güvenliklerin de parasını vermediler. Güvenliklerden de çünkü şikayet geliyordu, paramızı alamıyoruz diye bizden para istiyorlardı. Buraya yüzlerce kez haciz geldi. Avukatlarımız işi gücü bıraktı. Buranın mülkiyeti, mallar Ankara Büyükşehir'in diye itiraz etmek suretiyle şirketin alacaklarını bu malı alıp götürüp satmasını da önüne geçtik. Ama bu tür hırsızlıklar bizim tespit edebildiğimiz, yani dışarıda şüpheli bir araba görüp Ankara Anfa'nın güvenliğini durdurup arabanın bagajında yakaladı veya salmak üzereyken yakaladı. 87 ayrı hırsızlık vakasını biz tespit ettik. Tamamı hem karakola bildirildi hem mahkeme dosyasına fotoğraflarıyla bildirdi. Acaba insafa gelir bir vicdanı sızlayıp bunu bize teslim ederler mi diye, ama maalesef başarılı olamadık. Tabii bizim tespit edemediğimiz hırsızlığın boyutu şimdi ortaya çıkardı. Bu paraya neler yapılabilirdi? Bunu Ankara halkının mutlaka düşünmesi lazım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 6.4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılabilirdi buraya. 600 milyon dolara sık sık sel basıyor. Ankara'daki bütün taşkın sahalası ve Ankara'nın altyapısının tümü yapılabilirdi. 2 adet metro uzatması yapılabilirdi. 5120 adet daha belediye otobüsü alınabilirdi. 2013'ten beri paralar buraya harcandığı için bir tek otobüs alınmamış. Biz şimdi 360-370 otobüs aldık. 15.000 sosyal konut yapılabilirdi. 300 adet öğrenci yurdu yapılabilirdi. Tesla, meşhur biliyorsunuz elektrikli otomobil, Elon Musk'un Tesla'sının maliyeti bakın 1 milyar dolar. Amerika'da böyle bir elektrikli otomobile 1 milyar dolar harcanırken 1 milyar dolara yakın para burada plastik oyuncaklara harcandı. Bu bir vizyon. Evet. Gördüğünüz roket 500 milyon dolara uzaya fırlatılıyor. Biz bu dinozorları nereye fırlatacağız bilmiyorum. Yani öyle bir maalesef garip bir sonuçla karşı karşıyayız. Ama evet, Ankara halkına tekrar söz veriyoruz. Bir kuruşunun boşa gitmeyecek şekilde buranın değerlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda tespit yapılıyor. Ankaralıların fikirlerini alıyoruz. Şu anda 50 bine yaklaştı efendim. Tam rakamı var. Evet, bir kişi karar verdi. 801 milyon dolar harcandı. Akşam televizyonda hayır hiçbir şey yapamazsın. Ankaralı kim onlar karar veriyor? Burasının kanunu var, kurul var. Evet, biz de kurula götüreceğiz Ankara halkının istediğini. Yani Atatürk bir kişiye emanet etmedi bunu. Ankara halkına emanet etti. Bu paraların tümü de Ankara halkından çıktığına göre karar verici de Ankara halkıdır. Biz bunları toparlarız, Ankaralı'yı açarız ve götürürüz kurulun önüne. Ankara halkı bunu istiyor diye. İtiraz edersiniz, bunu bir şekilde Ankara halkına duyuruz. Tam 45 bini yani 50 bine yaklaşan görüş. Ankara gerçekten bu işi sahiplendi. Evet, 41.525. Bu sabah bir sayı. Evet. Bakın Ankara onu nasıl sahiplenmiş. Ankara'dan nerelerden ne kadar mail gelmiş. Bir de Sayın Genel Başkanım, Ankara halkının dışını aşmamıştık. Hep bir bu azar işittik. Bizim de söz hakkımız vardı. Türkiye'nin her yerinden mail geliyor. O gelen mailleri de ayrıca toparlıyoruz. En çok gelen öneriler de bunlar. Bunlar zaten şeyde var efendim. Yani projenin içerisinde değerlendirilebilecek durumlar. Biz de kalkıp yani hiçbir şey yapamazsınız diyorlar. Kalkıp buraya bir başka bir uzay üstü falan yapacak halimiz yok. Yani Ankara halkının bir kuruşunu başa götürmeden Ankara halkının istediğini yapacağız. Evet, ücretsiz istiyorlar. Teşekkür mesajı. En fazla yeşil alan istiyorlar. Evet. Bunları yapay zekayla çıkarttık. Evet, süreç bu. Şentepe'deki teleferiği ben yaptım diye çalıştırmıyor gibi iddiada bulundu. Pandemi ortamında zaten bir kişiden başkasını bindiremiyorduk. Valiliğe yazı yazarak
Hırsız Sağ Kurulu'nda bu konu konuşulsun dedik ve bir buçuk yıl müddette ondan kapalı kaldı. Göçet diye bir problemimiz falan bizim yok. Bizim sadece problemimiz Ankara halkına en güzel hizmeti onların istediği doğrultuda nasıl verebiliriz? Başka bir gayemiz yoktur. Burayı da Ankara halkının istekleri doğrultusunda en güzel şekilde değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.